Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Lastik bir botla sevgili izleyenler Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şüpheli sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandılar. Denizin ortasında ne işiniz var sorusuna da FETÖ tarzı bir yalanla cevap verdiler. Dalış yapıyorduk. Ya bir de işte tabii aramızda iddialaştık, tecrübemiz de yok. Kaçış planları da yalanları da hazırdı. Ama kaçış planları şarja takılınca yakayı ele verdiler. 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Ya muhtemelen sınıra geçtik, bilmiyoruz. Kuşadası açıklarında bot üzerinde 3 şüpheli görüldü ihbarı sahil güvenliği harekete geçirdi. Çok geçmeden bot bulundu. İçindeki 3 kişi tekneye alındı. Biri kendini mobilyacı, diğer ikisi de yazılımcı olarak tanıttı. Dalışa geldiklerini iddia ettiler ama gerçek bambaşkaydı. Dalış yapıyorduk. Ya bir de işte tabii aramızda iddialaştık, tecrübemiz de yok. Üçü de subaydı ve FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişlerdi. Yani ülkeden yasa dışı yollarla kaçmak için denizin ortasındaydılar. Ya muhtemelen sınıra geçtik, bilmiyoruz. Günlerdir Güzelçamlı Mahallesi'nde kamp yapmışlardı keşif için. Sonra da sualtı skuterlarıyla denize açılmışlar ama Samos Adası'na kısa bir mesafe kadar şarjları bitmişti. Yanındaki bir adaya çıkmayı başaran üçlüye Yunan sahil güvenliği de geçit vermedi. Kürek ve motor olmayan bir bota bindirilen üçlü Türk karasularına geri itildi. Ufak ufak geldik. Açık denizde sürüklenen FETÖ şüphelileri Kuşadası açıklarında son olarak sahil güvenliğe yakalandı. Yakalanınca hemen daha önceden uydurdukları senaryoyu anlatmaya başlayan FETÖ şüphelileri sahil güvenliği kandıramadı. Jandarmaya teslim edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı. Biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim önce karısını boğdu, sonra eve gelen oğlunu ilaçlı ayranla zehirlemeye çalıştı. Ancak Ali bu çok acı diyerek o ayranı içmedi. Cani Baba onu da boğdu. Son olarak dershaneden dönen kızını öldürdü ve hepsinin üstüne Türk bayrağı örtüp evden dışarı çıktı. Vahşetse bir telefonla ortaya çıktı. Önce eşini, sonra oğlunu, ardından okuldan gelmesini beklediği kızını boğarak katletti. Görevden uzaklaştırılan uzman çavuş cesetleri evin salonuna dizip üzerlerine Türk bayrağı örttü. Silah sesi falan duydunuz mu? Hayır, ben dün saat 1.30'a kadar oturdum. İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşayan Turgay Mert bir komşusunu gece saatlerinde aradı. Mert telefonda komşusuna evin anahtarı posta kutusunda, onu al içeri gir, çok kötü şeylerle karşılaşacaksın, kimseye haber verme dedi. Endişelenen komşu polise başvurdu. Ekipler posta kutusundaki anahtarı alıp eve girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Ben bir haftadır konuşmuyorum zaten. Ben onu servise bıraktım otobüsle. Orada kaybettim. Evin salonunda 41 yaşındaki Aynur, 16 yaşındaki Aleyna ve 14 yaşındaki Ahmet Ali Mert'in cansız bedenleri duruyordu. Üzerlerine Türk bayrağı örtülmüştü. Aradım akşama kadar, bu akşam geldim, lambaları açıktık. Kapıyı çaldım, ben kaç kere aradım acaba. Cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde de Turgay Mert'in üniforması vardı. Birkaç ay önce görevden uzaklaştırılan ve silahına el koyulan baba Turgay Mert Osmaniye'de yakalandı. Kavgalarını falan duydunuz mu? Yok, hiç. Çok mutlu bir görüntüleri vardı. Cani ilk ifadesinde önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü, okulda olan kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde ise onu da boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kızı ve torunlarının cenazesini almaya gelen Aynur Mert'in babası Osman Karahasan intikam alacağını söyledi. Ağlatmıyor. Üşü gitti. Üşün yerine onu çalacağım. Hiç çare yok. Bir bayram ben yapacağım yani. Üşüne değil. Üşü katlamam lazım. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası belli olacak. Akşamcı değildi. Çok erken saatlerde içti ve direksiyonun başına geçti. Bir alkollü sürücü tam 5 aracı biçti efendim. Ben hiç göremedim. Ben kendim buradan kendimi kurtarmıştım. Tam yoluma gidiyordum. Geldi böyle. 130'da gir zaten.
kilometre saati kilitli. Alkollü. Şişeler içeride. Yani yazık günah. O kadar sarhoştu ki burnunun ucunu dahi görmüyordu. Son sürat kavşağa girince zincirleme kazaya sebep oldu. 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Oysa hala tartışma çıkarma derdindeydi. Yaralı. Direkt hastane kaldırdı. Damlası çağırdı. Sonra bu da sağdan sonra herkese küfür ediyor. Erken saatlerde içki içmeye başladı. İş çıkışında da evin yolunu tuttu. Gaza bastıkça bastı. Ama o kadar sarhoştu ki yolu bile seçmekte güçlük çekiyordu. Sürücü şu an polis memurun yanında millete saldırıyor. Kafası güzel. Şartlar böyle olunca kazada kaçınılmaz oldu. Kavşağa ters yönden giren alkollü sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. Kazaya karışan 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Bu göbeğe girerken hızlı bir şeyle gelip araca vuruyor işte. Araç diğerine vuruyor, diğeri diğerine. Ben hiç göremedim. Ben kendim buradan kendimi kurtarmıştım. Tam yoluma gidiyordum. Zincirleme kaza geçirdik. Alkollü sürücünün otomobili içki şişesi doluydu. Kaza anında takılan hız göstergesi 130'u gösteriyordu. Üstelik o hala kendisine tepki gösteren sürücülere küfürler yağdırıyordu. Geldi böyle 130'da gir zaten. Kilometre saati kilitli. Bir de sarhoş millete sağ sonra herkese küfür ediyor. Akıl almaz kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırılırken alkollü sürücü de kendine gelebilmesi için ambulansa bindirilip hastaneye gönderildi. Yazık günah. Şuranın trafiğine bakın. Yaralılar var. 19 yaşındaki genç kız kendisini sürekli olarak sıkıştırıp arkadaşlık tekliflerini taciz boyutuna vardıran 40 yaşındaki komşusunu vurdu sayın seyirciler. Kasığından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken genç kız da yakalandı ve gözaltına alındı. ...19 yaşındaki genç kız aynı sitede oturan 40 yaşındaki komşusunu kasığından vurdu. Yakalanınca sürekli rahatsız ediyordu dedi. Bu garip olayın yaşandığı yer Kağıthane'deki bir siteydi. Motosiklet tutkunu 19 yaşındaki Esra Varaşlı siteden çıkmak isterken 40 yaşındaki komşusunun otomobiliyle çarpıştı. Hasar küçüktü. Kazadan sonra başlayan tartışma kısa sürede yatıştırıldı. Ama birkaç gün sonra ikili Esra Varaşlı'nın oturduğu blokta tekrar karşı karşıya geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki komşu yanına aldığı birkaç kişiyle genç kızın kapısına dayanmıştı. Tartışma uzayınca evdeki tabancayı alan genç kız komşusunu kasığından vurdu. Yaralı adam gelen sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan genç kızsa olayın kazadan değil, uzun zamandır maruz kaldığı tacizlerden kaynaklandığını savundu. İfadesinde 40 yaşındaki komşusunun sürekli kendisini sıkıştırıp arkadaş olmak için ısrar ettiğini iddia etti. Genç kız bu teklifleri her seferinde reddetmesine rağmen kazayı bahane edip kapısına dayanınca da dayanamayıp ateş ettiğini söyledi. Genç kız gözaltına alınırken olayda kullandığı tabanca da sakladığı yerde bulundu. Efendim şimdiki görüntülerde Zonguldak'tan bir maganda tartıştığı kadını az kalsın öldürüyordu. Kadının üzerine iki kez otomobili sürdü. Güpegündüz herkesin gözlerinin önünde dehşeti yaşayan kadın ezilmekten son anda kurtuldu. Adam kadının üzerine arabasını sürdü. Korkunç bir görüntüydü. Maganda tartıştığı kadına güpegündüz dehşeti yaşattı. Üzerine iki kez otomobili sürdü. Kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Akıl almaz görüntüler Zonguldak'tan. Otomobilin sürücüsüyle kadın arasında tartışma çıktı. Kadın hızla olay yerinden ayrılırken arkasından gelen maganda öfkeyle gaza bastı. Kadın park halindeki zabıta aracının arkasına sığınarak kurtuldu. Öfkelenen kadın ayağındaki ayakkabısını çıkarıp araca fırlattı. Maganda ikinci kez gaza bastı. Yeniden aracı kadının üzerine sürdü. Kadını bu kez ezilmekten son anda bir genç kurtardı. Sen ışıklar mısın?
O genç dışında kimsenin olaya müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Görüntüleri çeken kadınlar da bu duyarsızlığa şaşırdı. Korkunç bir manzara çıkabilirdi ortaya ve kimse müdahale etmedi. Hani orada bulunan kimse müdahale etmedi. Şehir eşkıyası arkasına bile bakmadan uzaklaşırken kadın arkasından dakikalarca bağırdı. Sonra da polise gidip şikayetçi oldu. Mahallenin kasası olan kuyumcu herkesin parasını yönetiyordu sevgili izleyenler. Kimi 5 kilo altını ona emanet etti, kimi de bütün birikimini. Onlarca mağdur dükkan önünde toplandı. Herkesin sorunu da ortaktı. Emanet edilen altınlarla kaçan kuyumcu ortakları yakalandılar efendim ama altınların izine rastlanamamıştı. Diğer firari çalışanları ise halen aranıyor. Abi burayı hep alacaklar. Millet hep dolandı. Toplamda 5 tane burma bileziğimiz gitti. 90 gram. 12 çeyrek parası verdik. 20 gram da bilezik parası verdik. Ben 12 çeyrek parası, 8 gram da gram parası verdim. Hepsi birikimlerini kuyumcuya emanet etti. Ama kepenk indiren esnaf altınları ve paraları alıp gitti. İki ortak yakalandı ama biri hala kayıp. EFT'den ben 9100 lira hesaplarını attım. Salı günü gel abi dediler bize. Ben de geldim, burası kapanmış. İddiaya göre kuyumcunun iki ortağı müşterilerden altın ve para topladı ve onlara daha çok kazanç vaat etti. Ancak hafta başı dükkanı açıldı. İki ortakla birlikte yanlarındaki çalışanları da ortada yoktu. Yan taraftaki esnaf arkadaş da 100 bin lirasını, 120 bin lirasını dolandırmış arkadaşında. Bir tek biz değiliz. Daha önce geldim işte bilezik borcumu ödemek için o gramajla bilezik olmadığını, iki gün sonra vereceğini söyledi. Kuyumcu yeni tarih yok dedi. Teyze iki gün sonra gel al dedi. Elime kağıt verdi bir tane kart. Tamam dedim. Dün geldim yok. Mağdurlar yaşadığı şoku bir türlü atlatamadı. Semra Erdem altınlarını sormak için gittiğinde dolandırıldığını anladı. Bir defa buraya geldim gördüm ben şok oldum. Altınları sorayım diye geldim. 15 senedir tanıyorum. Yeri geldi borç aldım, yeri geldi yazdırdım. Yani hiç böyle bir şey yapacaklar aklımıza gelmedi. Çok büyük hayal kırıklığı oldu. 5 kilo altın veren de vardı, bir çeyreği giden de. Benim bir tane çeyrek. Altınımı koyacak yeri yok, hırsız çalacak diye. Kızım kızım çalıştım, soğukta ışıkta biriktirdim buraya altın yapıp koydum. Bunlar da şimdi aldığına gittiler. Kısa süre içinde yakalanan ortaklar gözaltına alındı. Ama ne altın vardı ne de para. Mağduruz, mağduriyetimiz gidilmesini istiyoruz. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan ikilinin çalışanları da hala kayıp. Çorum'da yaşıyordu, Samsun'da yaşayan ablasının evine misafirliğe gitti. 30 yaşındaki Şeyda Turan yatakta karnından vurulmuş halde ölü bulundu sayın seyirciler. Polis esrarengiz ölümü araştırıyor. Misafirliğe gitti, ablasının evinden cenazesi çıktı. Genç kız intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti? Çorum'da yaşayan 30 yaşındaki Şeyda Turan birkaç gündür Samsun'daki ablasının evinde kalıyordu. Dün akşam genç kızın evde kendisi için ayrılan odadan silah sesleri geldi. Aile fertleri odaya koştuğunda korkunç manzarayla karşılaştılar. Karnından vurulan genç kız kanlar içindeydi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ama Şeyda çoktan ölmüştü. Genç kızın ablasının evinden cenazesi çıktı. Polis Şeyda'nın şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Efendim bir magandanın silahından çıkan mermi lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ı canından etti. Tutuklu yargılanan Ömer Kaya 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı ancak pişmanlığı ve tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edildi. Karar genç kızın ailesini isyan ettirdi. Böyle adalet olmaz, böyle kanun olmaz. Biri topraktan çürüdü, çocuğum okullara gidemiyor. Yavrum, 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 yavrum. İnşallah bugün yine öldün yavrum, yavrum, yavrum. 17 yaşındaki kızlarının katili serbest kaldı. Hanife'nin ailesinin dünyası başlarına yıkıldı. Onlara da gelsin bu kaza mermiler. Konuklarına da gelsin. Hanife Büşra Konyar hayatının baharındaydı. Üniversite okuyacaktı. Hayalleri, umutları vardı. Erbaa'da bir magandanın silahından çıkan kurşun başına isabet etti. Olduğu yere yığılan genç kız hayatını kaybetti. Babanızla kaskla gezin, kaskla. Çocuklarınıza dikkat edin. Katil dışarıda. Katil dışarıda.
Cinayetin ardından zanlı Ömer Kaya tutuklandı. Duruşma için Hanife'nin tüm ailesi adliyeye geldi. Genç kızın ölümüne neden olan kurşunu sıkan Maganda 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak pişmanlığı, davranışları, gözaltı ve tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edildi. Böyle bir adalet yok. Taksirli suç diyor, bilinçsiz suç diyor. Böyle bir şey var mı ya? Eline o silahı aldığı zaman bunu düşünecek. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Geri getirsin evlatlarımızı. Karar acılı aileyi çileden çıkardı. Yüreği evlat acısıyla yanan annenin dünyası bir kez daha başına yıkıldı. Sanığın tutuklanmasını isteyen anne, kızının hayatını kaybettiği noktaya gitti, sinir krizi geçirdi. Allah'ım yok! Büşra, buraya mı düştün annem? 8 aydır ben buraya gelmedim, biliyor musun? Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan genç kadın şiddet gördüğü için galerici sevgilisinden ayrıldı sevgili izleyenler. Ancak terk edilmeyi hazmedemeyen galerici sevgili akılanmaz bir intikam planı yapmıştı. Duyunca inanamayacaksınız, genç kadını şekerle öldürmeye çalıştı. Ben arabayı kullanmaya başladığımda 300 metre sonra fren tutmadı. Eski sevgilisi genç kadının kabusu oldu. Şekerli tuzak yüzünden az daha canından olacaktı. 300 metre sonra fren tutmadı. Ben o sırada ölebilirdim ya da birini ezebilirdim. Bahçeli Evler'de özel bir hastanede hemşire olan genç kadın, galerici sevgilisinden şiddet gördüğü için ayrılmıştı. Evime geldi sabah, beni darp etti. Beni evimde darp ettiği için uzaklaştırma kararı aldım. Ancak öfkeli adam bu ayrılığı hazmedemedi. Akıllara durgunluk veren bir tuzak planladı. Genç hemşire 4 yıldır birlikte olduğu eski sevgilisi tarafından şeker tuzağına düştü. Genç kadına ait aracı yedek anahtarla açtı, kaputu kaldırdı ve elindeki toz şekeri fren hidrolik merkezine doldurdu. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı. İşte görmüş olduğunuz fren hidroliğine dökülen şeker sonucu araç fren yeteneğini kaybetti. Fren ana merkezi hidrolik basıncı uygulayıp fren kliperine basınç uygulayarak aracın durdurulmasını sağlıyor. Şeker fren ana merkezinin lastiklerini yırttığı için lastikleri durduramıyor. Korkunç plan işe yaramıştı. Genç hemşire seyir halindeyken frene bastı ama araç durmadı. 300 metre sonra fren tutmadı. Ben o sırada ölebilirdim ya da birini ezebilirdim. Neyse ki yoğun trafikte ya da bir yokuşta değildi. Aracını durdurmayı başardı ve eski sevgilisinin hayalindeki o kaza yaşanmadı. Genç kadın işe gitmek için yola çıkmıştı ancak frenlerinin tutmadığını anlayınca soluğu tamirhanede aldı. Ototamircileri şekerin freni devre dışı bırakarak kazaya neden olabileceği görüşünde. Hidrolin kapağına hidrolü döktüm. İçine şeker atıyorum. İçinde nasıl bir katılaşma oluyor? Sert bir cisim olduğu için lastiklere yırtılma yapar. Fren hidroline atılan şeker netice itibariyle şeker katı olduğu için erimesi geçtir. Gidemeyeceği ve bir nokta yoktur. Hidrolin içinde fren lastiklerinde aşınma ve yırtılma yapar kısa bir zaman içerisinde. Apartman girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kendisine kurulan tuzağı fark eden genç kadın eski sevgilisinden davacı oldu. İstanbul'da bir sürücü aracıyla seyir halindeydi. Yolları bilmediği için navigasyonu açtı. Cihaz sağa dönmesini söyledi. O da öyle yaptı efendim ama girdiği sokak, sokak değildi. Sağa dönün. Ardından hedefinize ulaşacaksınız. O da öyle yaptı, sağa döndü ama... Döndükten sonra takla ata ata aracımla beraber inmeye başladı. Navigasyon uydu, kendini merdivenlerde buldu. Bir üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Akıl almaz kazanın adresi İstanbul Ümraniye. Buranın tedbirinin alınması lazım bir an önce. Osman Karaoğlan, Ümraniye'deki Başak Sokağı arıyordu. Yolu bilmediğinden navigasyonu açtı. Başak Sokak. Başak Sokak, Ümraniye, İstanbul yakınındaki bölgenin haritası. Osman Karaoğlan aracıyla seyir halindeydi ve navigasyona gideceği adresi yazmıştı. Başak Sokağı'na doğru hareketini sürdürdü. Genç sürücü ilerlemeye devam etti. Başak Sokağı varmasına az kalmıştı. Sağa dönün. Ardından hedefinize ulaşacaksınız. Navigasyon tam bu noktada sağa yönelmesini söyledi. O da söyleneni yaptı ve sağa yöneldi. Ama burası sokak olarak gözüküyor. Bak orada tabela da var. Orada da herhangi bir girilmez ifadesi yok. Direksiyonu sağa kırdığında artık çok geçti.
Döndükten sonra takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. Navigasyonu dinleyerek girdiği yer araçlar için değildi. Sadece yayalar için yapılmış merdivenli bir sokaktı. Aracını durduramayınca kaza kaçınılmaz oldu. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına da yansımıştı. Döndükten sonra takla ata ata aracımla beraber binmeye başladım. En son duvara çarptım, duvarda durdum. Bu dubaların hiçbir caydırıcılığı yok maalesef. Yolun acemisi olan herkes burayı yol zannedip buradan aşağı uçar yani. Durduktan sonra da şu camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah şükür burnum kanamadan çıktım. Sürücü şans eseri kazayı ucuz atlattı. Ancak sadece kurtulan o değildi. Öğrenciler, yayalar sürekli bu merdivenleri kullanıyorlardı. O dakikada herhangi birinin burada olmaması olası bir facianın da önüne geçti. Zaten tehlikeli bir bölge burası. Verilmiş salakan varmış. Efendim 19 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Ali Sinan Cirit dersten çıktı, yurduna dönüyordu. Kampüs içinde tedbir alınmayan yemekhane inşaatının yaklaşık 8 metrelik çukurunu fark edemedi. O çukura düşen gencin cesedi ise sabah saatlerinde bulundu. Tedbir alınmayan yemekhane inşaatı üniversite öğrencisine mezar oldu. Dengesini kaybedip yaklaşık 8 metrelik çukura düşen genç hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Ali Sinan Cirit yıllarca hayal ettiği ve emek verip kazandığı Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bu yıl başladı. Cirit dün akşam dersten çıktı, yurduna doğru yürüyordu. Kestirmeden gitmek istedi ancak kampüs içindeki yemekhane inşaatının yaklaşık 8 metrelik çukurunu fark edemedi. İnşaatın çevresinde herhangi bir önlem yoktu. Ali Sinan Cirit dengesini kaybedip işte bu çukura düştü. Genci sabah saatlerinde bir inşaat işçisi buldu. Polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cirit'in öldüğünü belirledi. Korkunç olaydaki ihmal zincirleri araştırılıyor. Eline geçirdiği her taşı otobüs durağına fırlattı sayın seyirciler. Duraktaki bütün camları kırana kadar da durmadı. Durduk yerde otobüs durağına savaş açan kadının niye öfkelendiğini ise kimse anlayamadı. Bir kesmedi, iki kesmedi, üç kesmedi. Eline geçirdiği her taşı cam durağa fırlattı. Görüntüler İnönü Bulvarı üzerindeki durakta kaydedildi. Bir kadın cam durağı taş yağmuruna tutuyor. Yanındakiler cep telefonlarını çıkarıp hemen kayda başlarken kadının durakla ne alıp veremediği olduğunu kimse anlayamıyor. Çevredekilerden bazıları onu uyarıyor ama kadın hazır cevap kimseyi dinlemiyor. Durak yakınında otobüs bekleyenlere zarar verebileceğini düşünmediği gibi her tarafa saçılan cam parçalarını da umursamıyor. Kaldırımdan ve orta refüjden topladığı taşları durağın camlarına fırlatıp duruyor. Neredeyse bütün camları parçaladıktan sonra polisler de geliyor olay yerine. Polisler geldiğinde kırılacak cam kalmadığı için kadın biraz sakinleşmişti. Kimsenin öfkesine bir anlam veremediği kadın polis aracına bindirilip karakola götürüldü. Belediye görevlileri öfkeli kadının parçaladığı camları temizleyip durağın yeniden güvenle kullanılmasını sağladılar. Sayın seyirciler, çete üyeleri bastıkları sahte dolara kendi aralarında Benjamin diyorlardı. Ankara polisi de operasyona tabii Benjamin adını verdi. Çok sayıda isim gözaltına alındı ancak örgütün yöneticisi ortada yoktu. Çünkü o sahte parayla aldığı sahte içki yüzünden 4 gün önce ölmüştü efendim. Sahte para bastı, o parayla da sahte içki aldı. Zehirlenerek hayatını kaybetti. Benjamin adı verilen sahte para operasyonunda Kalpazan çetesinin yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın bastıkları sahte parayla sahte içki aldı ve zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.
Sosyal medyada sahte para kullanıcı adıyla açtıkları hesaplarda ürettikleri sahte dövizin anlaşılmadan gerçek gibi harcanabildiğini öne sürerek milyonlarca sahte parayı piyasaya sürüyorlardı. Çete bir yıldır takipteydi. Polis bir şebeke üyesiyle müşteri gibi pazarlık yaptı ve çetenin içine girmeyi başardı. Tüm bağlantılar ve sahtecilik teknikleri teker teker deşifre edildi. Sahte dolara Benjamin, Türk lirasına ise halı, kumaş gibi isimler takarak şifreli konuşuyorlardı. Operasyonda örgüt liderleriyle birlikte 96 şüpheli yakalandı. Örgüt liderlerinden Cemal Durdubaş'ın ise öldüğü belirlendi. Durdubaş baskından 4 gün önce kendi bastıkları sahte parayla sahte içki almış, sonra da zehirlenerek ölmüştü. Efendim saatlerimiz 19'u gösterirken Cumhurbaşkanı ile devam edeceğiz. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye Amerikan yönetimine yönelik sert eleştirileri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la G20 zirvesinde yapacağı görüşmenin öncesinde sert mesajlar verdi. Amerika ya F-35'leri verecek ya da parayı dedi. Amerikan yönetimine rez çekti. Ya F-35'leri verecekler ya da parayı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşü uçakta çok önemli açıklamalar yaptı. En önemli başlık Amerika ve F-35'lerdi. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler. Terörle mücadele ve örgütlere silah yardımı önemli başlıklarından biriydi. PKK'nın Moskova'da ağırlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Amerika'nın Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'a ayrı bir parantez açtı. Benim özellikle üzerinde durduğum bir diğer konu da PKK-YPG'nin Moskova'da olmasıydı. Bunu kendilerine hatırlattım. Aynı şekilde bu örgüt Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da da ağırlandı. Burada bunlara ilgi maalesef ileri derecede. Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir. Rusya'daki kritik zirvede ise Suriye ve İdlib'de yaşanan son gelişmeler masadaydı. Türkiye olarak Suriye'de Rusya ile birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Buralardan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değil. Ama tabii aynı yaklaşımı muhataplarımızdan da bekliyoruz. İdlib'de güvenliğini sağladığımız bölgelerde de zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'nin uzay çalışmaları masadaki bir diğer başlıktı. Türkiye'nin uzay çalışmalarını konuştuk. Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetlerimizi, ekiplerimizi çalıştıracağız. Yapılacak çalışmayla da onun zamanlamasını, yol haritasını belirleyeceğiz. Ona göre de inşallah ilerleyeceğiz. Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var. Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini yaptılar. Ve iç siyaset, Cumhurbaşkanı Erdoğan sistem tartışmalarına değindi. Parlamenter sisteme dönüş yok dedi. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dansa Kemal Kılıçdaroğlu'na 3600 ek gösterge yanıtı geldi. Ana muhalefet liderini sert sözlerle eleştiren Bakan Soylu, taahhüdümüzün arkasındayız dedi. Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden polis şehitlerimizin fotoğrafları. Yardım toplandı. Bu ailelere toplanan yardımların verilmesi için şehit ailelerine. Bu paranın üzerine çöktüler. İçimde ukdedir. Bu paranın üzerine çöktüler. Biz nereye çökmüş değiliz. Ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün. Hala devam ediyorsun. CHP liderinin iddiasına sert sözlerle tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli polislerle yaptığı toplantıdaki açıklamalar vardı. Kahraman polisimize katil polis diyenlerle işbirliği tutan ben değilim.
Sen ve senin arkadaşların. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Balıkesir'deydi. Merkez ve Taşra Teşkilatı eğitim seminerinde konuştu. Sayın İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorunda. Polislik bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın. Ben söylüyorum Sayın Bakan, sizin orada bir dakika durmamanız lazım. Demişim ki polisimiz kendi görevini para için yapmaz. Çünkü polislik şerefli bir meslektir. Karakterli bir meslektir. Vatansever bir meslektir. Hiçbir anne baba oğlunun kaç lira maaş aldığına bakmaz. Onun giydiği kıyafetin ve üniformanın namusuna, şerefine ve onuruna bakar. Ne demek istediğimi sizin mahalle anlayamaz. Bu cümleyi kuran arkadaşın 24 katı çalışmak zorundadır diyorsa, diğer meslek mensuplarına göre polise 24 kat fazla aylık vermesi lazım. Polisin hakkını savunacaksa önce onun sevmediklerinden kendini sıyırsın, oradan bağımsızlığını kazansın, ondan sonra da söyleyebileceği sözü varsa söylesin. Hem bu yapılarla dirsek temasında olacaksın, hem PKK'nın siyasi koluna meşrudur diyerek arka çıkacaksın, hem de dönüp bu alanı istismar etmeye çalışacağız. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamalarına da yanıt verdi. 2018'de Sayın Erdoğan'ın açıklaması var. AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. 2018-2021 bir şey yok. 3600 ek gösterge için mücadele yapacağız. Ya onlara verdirteceğiz ya biz yapacağız. Bu olacak yani. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Sayın seyirciler, köpeğini bir dinlenme tesisine bıraktı. Ziyarete gittiği dostunun bir başka köpeğin saldırısına uğradığını görünce gözü döndü. Aracına gitti ve tüfekle geri döndü. Sözde hayvansever, gözünü kırpmadan diğer köpeği öldürdü. Sözde hayvanseverdi ama masum bir canı gözünü bile kırpmadan katletti. Üstelik caniliğin sebebi o köpeğin kendi köpeğiyle boğuşmasıydı. Gözü dönmüş cani iki köpeği ayıramayınca tüfeğine sarıldı. Tuzla'da av köpeklerinin dinlenme yeri olarak kullanılan çiftlikte feci bir olay yaşandı. Bilgisayar uzmanı Halis Selçuk Dere bu çiftliğe köpeğini emanet olarak bıraktı. Birkaç gün sonra da köpeğini almaya geldi. Bu sırada köpeğinin Kral isimli başka bir köpekle boğuştuğunu gören Dere önce elindeki zinciri kullanarak ayırmaya çalıştı. Daha sonra su tutup hortumla diğer köpeğe vurmaya başladı. Köpekleri ayırmakta başarısız olan Halis Selçuk Dere bu kez de aracındaki av tüfeğini aldı ve tekrar çiftliğe geldi. Elindeki av tüfeğini kafesin içindeki Kral isimli köpeği doğrultan cani gözünü bile kırpmadan tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan zavallı köpek oracıkta can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisler Halis Selçuk Dere'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen cani adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan öldürdüğü Kral isimli köpeğin sahibi İbrahim Baliç, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Baliç, sosyal medya hesabından da Kral'la çekilmiş videosunu vicdanı olmayan birinin anlık hırsına kurban gittiğini oğlum notuyla paylaştı. İstanbul Emniyeti taksilere yönelik denetimlerini titizlikle yürütüyor efendim. Denetime takılan bir taksici iddiaya göre sivil polisi müşteri olarak almadı. Taksiye aldığı müşteri ise Türkçe bilmiyordu. Ben sana nereye gideceğimi sordum mu? Size sordum acaba nereye gideceksiniz diye. Arabasındaki müşterinin yabancı turist olduğunu bilmeden aldığını iddia etti. Polis müşteri seçtin dedi, taksici inkar etti. Ceza yiyen taksici isyan etti. Durumu izliyorum abime. Ben de diyorum ki bak ben hiç yolcuya durmadım bile. Sormadım. Zaten sorma gibi bir şeyim yok. Kaç para verdin?
Abi yani gerçekten haksız. İstanbul polisi Taksim'de taksici denetimindeydi. Durdurmuş, almamışsınız polis memuru arkadaşımız. Sivil denetim yapıyor. Plakanız bize bildiriliyor. Biz de alıp size ceza işlemi getiriyoruz. Polisin iddiasına göre bu taksiciyi bir sivil memur durdurmak istemişti. Ama taksici o memuru değil, az ileride bekleyen yabancı turisti almıştı. Plakası uygulama noktasındaki ekiplere giden taksici durduruldu. Ceza yazılmak istendi. Ama taksici müşteri seçmediğini iddia etti. Cezaya karşı çıktı. Bu nedir ya yani? O zaman hiç çalışmayalım, arabaları bağlayalım yani. Bu yaptığınız haksızlık. Gerçekten haksızlık. Bu ne ya? Cezaya isyan eden taksici dakikalarca dil dökse de ceza makbuzunu imzalamaktan kurtulamadı. Kaç para verdiniz? Abi yani gerçekten haksızlık. Sevgili izleyenler, sahibiyle birlikte yiyor, onunla içiyor, onunla her yere de gidiyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ördeğin aylık kazancı ise dudak uçuklatıyor. İçecek içiyor, yemek yiyor, kamerayı görür görmez poz veriyor. Bu görüntüleriyle binlerce kez tıklanıyor. Fenomen ördek ayda 40 bin lira kazanıyor. İsmi Munchkin. TikTok'ta 2.7 milyon, Instagram'da 245 bin takipçisi var. Her hareketi binlerce beğeni alıyor. Sahibi Chris Ellis'le birlikte her yere giden fenomen ördek aylık kazancıyla dikkat çekiyor. Sevimli ördek bu videolarıyla ayda 4500 dolar yani yaklaşık 40 bin lira kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Chris Ellis, ördeği için dünyanın en şımarık ördeği diyor. Köye getirilen su paylaşılamadı. Devreye jandarma girdi. Kendilerine ait suyun alındığını öne süren bazı köylüler jandarmayla arbede yaşadı. Biz buraya başka bir şey için gelmedik. Su için geldim. Annem kaldı orada. Hepimiz yapın. Hadi hepimiz yapın. Gözümüzü kapatın. Millete su sıkıyor. Köylüler Dağlı'nın uyarısını dikkate almadı, biber gazı sıkan jandarmayla köylüler arasında arbede yaşandı. Gelin, 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 gelin. Çorum'da yaşanan su sıkıntısı nedeniyle bölgede çalışma başlatıldı. Su bulunduktan sonra ekipler 30 tonluk su deposu inşaatına başladı. Ancak iki mahalle dağdan gelen suyu paylaşamadı. Millet telefonlara bakın. Ve bir grup köylü öğle saatlerinde sularının alındığını iddia ederek depo çalışmalarının yapıldığı bölgeye gitti. Tansiyon yüksekti. Geri çekilin bir geri. Geri çekilin arkadaşlar. Jandarma ile köylüler arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüşünce jandarma ekipleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Hepimiz yapın. Hadi hepimiz yapın. Gözümüzü kapatın. Müdahale sırasında 4 köylü yaralandı. Onlara ilk müdahaleyi yine jandarma ve göstericiler yaptı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar hastaneye yaralı taşıdı. Jandarmanın köyde aldığı önlemler sürüyor. Ve efendim bu haberle birlikte Beyaz Ana Haberi'nde bu akşamlık sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.